Şu anda sisteme ait olan tüm bağlantıları tamamladık. PLC run modunda touch panel programı download edildi. Power supply'ın beslemesini yaptık. Analog kartımızın power led'inin yandığını görüyoruz enerjilendiği için. Ve üzerinde artık error led'i pasif konumda. Şimdi inverter'a enerji verip sistemi devreye alabiliriz. Enerjiyi veriyorum. İnverter devrede. Şimdi touch panel üzerinden ilgili girişleri verebiliriz. Sistemi devreye alıyorum. En son hafızasında kalan devir değerini yansıtıyor. Hız artışını yapıyorum. Buradan RPM değerini izleyebiliyoruz. Frekans değerini izleyebiliyoruz. Hız artışını yapıyorum. RPM değeri artıyor. Şimdi hızı azaltabiliriz. Buradaki frekans ve RPM değerlerini devir metrelerden takip edebiliriz. Skalalar üzerinden de görebiliriz sayfa değişimiyle. Örneğin şu anda sabit bir devirde çalışıyor sistemimiz, 562 RPM'di. Bunu bir de sürücü üzerindeki display'den de kontrol edebiliriz. Aynı değer geliyor mu? Display üzerinde de 561 RPM'i görüyoruz. Eşdeğer bir değer. Bu sayede sistemin doğru çalıştığını teyit etmiş oluyoruz. Sistemi devre dışı bırakıp bu aşamayı tamamlayabiliriz.